Finansal'da bugün sizin için Oyuncak Müzesi'nin bahçesinde Dokuma Park'ta klasik otomobiller buluşmasındayız. Birazdan röportajlarımız olacak. Sanatsal başlasın. Klasik Otomobiller Buluşması'nda şimdi Antalya Foster'dan Mehmet Bey'le birlikteyiz. Evet. Mehmet Bey, hem derneğiniz hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu buluşmada siz de buradasınız. Evet, bize anlatır mısınız derneğinizi? Tabii ki. Antfoster 2017 yılında kuruldu. Aslında yeni bir derneğiz. Geçmişimizde kulüp olarak devam ediyorduk ama şu anda dernek olaraktan, Antfoster olaraktan, Antalya'nın ilk Vosfos Derneği, Vosfos Kulüp olaraktan 2017 yılında kurulduk. Sosyal projelerimiz var. Sosyal sorumluluk projelerinde bulunmaya çalışıyoruz. Çoğunluklarda bu engelli çocuklarla beraber etkinlikler yapıyoruz. İşte huzurevi ziyaretleri, okullara kitap hediyeleri, oyuncak hediyeleri gibi falan. Bu tür etkinliklerde bulunuyoruz. Yani Vosfosçular olaraktan aslında çok eskiden beri bunları yapıyoruz ama Antfoster Derneği olarak biraz daha ciddi, biraz daha özverili şekilde hareket ediyoruz. Peki bu buluşma sizin için ne ifade ediyor burada olmak? Ya şimdi burada olmak neyi ifade ediyor? Bizim arabalarımız klasik araçlar. Aslında herkesin evinde belki böyle bir oyuncaklar vardır mutlaka Vosfos. Bu da bir oyuncak festivali. Biz de burada klasik otomobil olaraktan, aslında davetli olaraktan biz de buraya klasik otomobiller davetli olaraktan buradaydık. Sağ olsun arkadaşlar bizi davet ettiler Vosfosçular olaraktan. Biz de buradayız. Katıldığımız için de çok mutluyuz. İlgi nasıl peki Vosfos'ta? Vallahi çok güzel. Hava da güzelleşti. Öğleden sonra çok daha güzel oldu. Bu saatlerden sonra daha da iyi olacağına inanıyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var. Şimdi Antfoster Derneği'nden Fethin Bey'le birlikteyiz. Fethin Bey, Vosfoster'ın burada olmasını sağlayan kişilerden birisiniz. Sizden de dinlemek istiyoruz. Bu buluşma sizin için ne ifade ediyor? Buluşma güzel. Hep beraber bir araya geldik. Bütün kulüpleri burada birleştirdik. Kulüpleri birleştirmemiz amacı daha çaplı bir etkinlik yapmaktı. Güzel bir etkinlik oldu. Hep beraberiz. Burada büyük bir aile gibi olduk. Onun dışında güzel bir ortam da oluştu bu sayede. Bir sürü klasik arabalar dolu oldu. Böyle yani, mutluyuz. Peki, etkinlikten dolayı. Antalya'da Vosfos hayranları nasıl görebilirler diğer Vosfoslarda? Bu buluşmalar sizin için ne kadar sıklıkla yapılıyor? Burası dışında. Düzenli olarak internet sitesinden etkinliklerimiz oluyor üzerinden. Antfoster olarak takip edebilirler bizi. Onun dışında aylık genel olarak etkinliklerimiz oluyor. Oradan takip edebilirler.
kalbim bomboş kaldı sanma. Acılar geçer zamanla, aşka tövbe demem ben. Görürsün sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de şu an Klasik Otomobiller Buluşması'nda Kulüp 124'ten Şemus Bey'in yanındayız. Şemus Bey, bir an bize kulübünüzden bahseder misiniz? Kulüp 124 Başkan Yardımcısı Şemus Sümer. Kulübümüz yıllar önce 71 senesinde kurulmuş köklü bir kulüp olarak bugüne kadar geldi. Amacımız bu araçların topluma kazandırmak, klasik olarak tanımlanmasını sağlamak ve bunu başardık. Dokuma Park'ta bu sene üçüncü olarak düzenlediğimiz etkinliğimize şu anda misafir kulüp olarak katıldık. Klasik Kar ailesi güzel bir organizasyon yaptı. Şu anda etkinliğimiz devam ediyor. Bu buluşmada olmak ne ifade ediyor sizin için? Nasıl, ilgi nasıl, bir de onu öğrenmek istiyorum. İlgi çok büyük. Sağ olsun halkımız yine her zamanki gibi yanımızda. Bu anlatılmaz bir duygu. Bizim için bir yaşam tarzı gibi bir şey. Şu anda ortalama 100 araçla buradayız. Gayet güzel bir toplantı. Teşekkür ederiz. La 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 la. Klasik Otomobiller Buluşması'nı düzenleyenlersiniz. Sizleri tanımak istiyoruz. Merhaba, ismim Selçuk Şahin. Antalyalıyım. Antalya Klasik Cars grubunu 2014 yılında kurduk. 2014 yılında çok güzel etkinlikler yaptık. Bu sene 2018'in ilk etkinliğimiz Hakan Tütüncü Başkanımızın verdiği desteklerden dolayı 80 tane klasik otomobil var, 20 tane klasik otosikletlerimiz var ve 5 tane de Vespa araçlarımız bulunuyor. Bu sene ilginin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Hakan Başkanımız bize verdiği desteklerden çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel yerlere geleceğe inanıyorum. Bu sene Mehmet Taş Başkanım devam ettirecek görevini. Onu bırakıyorum. Teşekkür ederim. Grubumuz dediğimiz, Selçuk abimiz de söylediği gibi 2014 yılında kurulmuş. Yani 1980 model ve altını kapsayan tüm klasik otomobiller grubu. Hani Selçuk abimden ben devraldım. Yani grup olarak güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyoruz. Yılın ilk etkin olarak Dokuma Park Anadolu Oyuncak Müzesi'ni seçtik. Ciddi anlamda güzel bir katılım oldu. Beklenmedik. Hava şartlarından dolayı biraz daha düşük bekliyorduk ama güzel etkinlik katılım sağladılar. Her şey güzel oldu. Yılın ilk etkinliği olmasına rağmen gerçekten güzel etkinlikler olacak. Bu yılın biraz daha hızlı ve güzel etkinliklere imza atacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ederim. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa hayat bayram olur. Başkanım, Dokuma Oyuncak Müzesi'nin bahçesinde ilk kez Klasik Otomobiller Buluşması'ndayız. Katılım da çok güzel, hava da şansımız da çok güzel. Siz neler söylemek istersiniz? Dokuma'da bahardan kalma bir gün var. Hemşehrilerimiz burada çok mutlular. Zaten Dokuma Park her hafta farklı etkinliklerin, farklı aktivitelerin olduğu güzel bir mekan haline geldi. İnsanlar burada doğayla da buluşabiliyorlar. Hatıralarda yer edinen çeşitli objelere de dokunabiliyorlar. Müzeleri gezebiliyorlar, çay kahve içebiliyorlar, piknik yapabiliyorlar, daha birçok şey yapabiliyorlar. Burası gerçekten Antalya'nın merkezi oldu. Biz Dokuma Park Antalya'nın merkezi olacak diyorduk. Çok şükür geldiğimiz noktada bütün bu saydıklarımla ve sayamadıklarımla birlikte Dokuma Antalya'nın merkezi oldu. Bugün ne yapıyoruz? Bugün de güzel bir klasik otomobilciler, nostaljik otomobilciler buluşması yapıyoruz. İşin doğrusu biz zaman zaman bunu yapıyoruz. Bugün de yine Dokuma'da böyle bir buluşmayı gerçekleştirdik. 100 otomobil ve 50 tane de motosiklet var ve biz bugün buraya 25 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Şu an öğlen saatleri.
Hedefimize hemen hemen ulaşmış vaziyetteyiz. Büyük bir mutluluk vesilesi bu bizim için. Burada neler var? 1950'lerden başlayarak günümüze kadar otomobil tarihinin o eğlenceli serencamını, hatıraları şöyle bir harmanlayarak, hafızaları tazeleyerek gözler önüne sunuyoruz. Amacımız şu, hem geçmişle günümüz arasında güzel bir köprüyü bu parkta, bu müzeler kampüsünde kurabilmek. Ama onun yanında bir şey daha var ki, o da hafta sonu ailece gezilip eğlenilebilecek güzel bir mekan hemşehrilerimize sunmak. Bu amaca yönelik olarak yapmış olduğumuz bu çalışmanın da başarıya ulaşmış olması ve herkesin çok mutlu olması bizleri çok mutlu ediyor. Tabii burada biz otomobil kulüpleriyle de iletişim halindeyiz, irtibat halindeyiz. İşte Murat 124'cüler, Vosvosçular, Java'cılar, klasik otomobilciler gibi çeşitli gruplar, dernekler, platformlar bu çalışmalarımıza da katkı veriyor, destek veriyor ve gerçekten de çok keyifli oluyor. Şimdi şöyle arkaya baktığınız zaman işte tarihi Osmanlı Çeşmesi, yeni inşa ettiğimiz, önünde birbirinden güzel otomobiller, bu güzel alanı gezen çok değerli hemşehrilerimiz, müzelerimizde ziyaret etme imkanı var. Müzelerimizi de ziyaret edebiliyorlar. Dolayısıyla gönüllerince güzel bir hafta sonu tatili, dinlencesi geçirmek için ideal bir nokta. Bunları sunduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel programlarda da hep birlikte olmayı ümit ediyorum. Kolay gelsin. Antalya'dan İsmail Bey'in yanında. İsmail Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Şimşek, Antalya ekibinin üyesiyim öncelikle. Burada 2 seneden beri etkinliğimiz Antalya adına yapıyoruz. Ve elimizden geldiği kadar katılım yapmak, yani yapıyoruz, arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Bu işe gönül verdik. Bu gönül veren başka illerden de dostlarımız var. Mesela Konya'dan var, Kortel'inden var veya Alanya'dan destekleyenler var arkadaşlarımız. Bugün katılamadılar işlerinden, yoğunluğundan dolayı ve Nisan ayında daha güzel bir etkinlik yapacağız ve tüm dostlarımızı bekliyoruz Antalya ekibi olarak. Destek olmalarını istiyoruz. Onun dışında hani güzel motorlarımız var, 1954, 67 model var, 70 model motorlarımız var, tek silindir, çift silindir motorlarımız var. Bu işe hani ekip olarak gönül verdik ve burada şu an bulunan arkadaşlarımız var. Hani bizi gönülden desteklediler, geldiler, katıldılar. İşleri olsa da dışında. Peki bu buluşmada nasıl geçiyor? İnsanların ilgisi nasıl? Bu buluşmada ilgisi şöyle, nostaljik olduğu için hani adamların anıları canlanıyor milletin. Onun dışında yani bu emektar sonuçta, yani bütün hani yaşlı olarak 67 mesela o dönemi yansıtıyor. 70'lerin, 60'ların bakıldığında yani buna biliyor, zamanında taksicilik yapmış esnaf var. Klasik araç işte. Şu an biz bunları nostalji yaptık, canlandırdık ve katkıda bulunuyoruz millete bu şekilde. Nasıl buldunuz klasik otomobiller buluşmasını? Güzel bir etkinlik. Bunu tertip eden komiteye teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde klasik araçları çocuklarla çocuk müzesinde buluşturdukları için. Sonuçta klasik araç bir kültür. Giderek yok olan bir kültür. Bunu yaşatmak adına bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik işte bu da. Yani insanların
hafta sonu eğlenebileceği, gelebileceği, yani öyle boş yerlere gitmeyeceği güzel bir yer yapmış. Güzel bir etkinlik olmuş. Sevdim. Arabalara merakınız var mısın? Evet, bayağı fazla. Klasik arabalara var mı? Klasik arabalar değil de otomotiv sektörüne merakım var. Genç işi biraz. Tam sizi yerine. Sanatsal reklamlardan sonra devam edecek.
buldunuz bu buluşmayı? Buluşma çok güzel bir buluşma yapmışlar. Bütün klasik model arabalar çok harika. Benim en sevdiğimse bu Tostos'lardır. Özellikle kırmızı renkten çok hoşlanırım. Çocuklarım, oğlanlarım da çok severler bu tarz arabaları. Bizim de evimizde vardır yani klasik model oyuncak olaraktan yaparlar, oynarlar. Araba sevdalısıyız yani. Teşekkürler. Sen sevdin mi klasik otomobilleri? Evet, muhteşem. Muhteşem, harika. Tebrik ediyoruz. Klasik Otomobiller Buluşması'nda en güzel otomobil ödülünü aldınız. Evet. Stikerler arabanızda toplanmış. Stikerler, buraya gelen misafirler, araçlarımızın camını zaten açık tutmamız gerektiği bize söylenmişti. Gelen misafirlere de stikerler verildi. Böyle bir tur attılar. Ardından en sevdikleri aracın camının içerisinden koltuğa düşecek şekilde stikerleri bıraktılar. En fazla stikeri de bizim aracımız almış oldu. Çok mutlu olduk. Güzel bir ödül almış olduk bu güzel günde. Aracınızdan biraz bahsetmek ister misiniz? Aracım 1966 model. 1967 tarihinde Amerika'dan Türkiye'ye ithal ediliyor araç. Gemiyle geliyor. Ve önemli olan bir noktası var aracın. O da bütün sahiplerinin noter makbuzları, bütün o gümrük ilk giriş Türkiye'ye girişindeki o gümrük belgeleri fotoğraflarıyla beraber bulunmakta. Ben de her zaman içimde araç zaten 10 yıldır bende aşağı yukarı. Çok istediğim bir şeydi. Bu güzel günden sonra yapma kararı aldım. Bu güzel ödülü aldıktan sonra ilk sahibinin adresi bende bulunmakta. İstanbul Sarıyer'de Emine Elmas isimli bir bayan. Onun herhalde ya çocukları ya torunları, eğer onlara ben ulaşabilirsem çok mutlu olacağım. Onlar da aldıkları aracı görmüş olacaklar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kalbim bomboş kaldı sanma, acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Emrah Bey, yine çok güzel buluşmada bir aradayız. İlk kez Oyuncak Müzesi'nin bahçesinde Dokuma Park'ta Klasik Otomobiller Buluşması yapıldı. Siz neler söylemek istersiniz? Bu dediğiniz gibi ilk kez ama son kez değil. Bunun devamı olacak ve gelenekselleşecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Başkan'ın ev sahipliğinde ve Anadolu Oyuncak Müzesi'nin bahçesinin olduğu bu alanda klasik otomobilleri buluşturduk. 1950'lerden günümüze kadar gelen bir silsile var. En yaşlı otomobil 2. Dünya Savaşı'nı görmüş. En genç otomobillerimiz tabii ki o Almanya göçlerini görmüş. Çok nostaljik bir gündü. Bir pazar günü aileler çocuklarıyla birlikleriyle geldiler. Çok mutlu anlar yaşadık. Çok büyülü anlar yaşadık. İnsanları hatıralarıyla buluşturduk. Bunlar 2 aylık, 3 aylık periyodik toplantılar halinde halkımızın karşısına çıkacak. Daha sonra farklı gruplar gelecek ve Türkiye geneline yayılacak olan bir organizasyonumuz var. İleride Guinness Rekorlar kitabına girebileceğimiz organizasyonlarımız da olacak. Onun sürprizini Hakan Başkan kendisi verecek. Şimdiden söyleyelim ayak seslerini. Burada gün içinde 100'ü aşkın araç ve 50'ye yakın motosikleti ağırladık. Toplamda 15 bin insan öğlene kadar ziyaret etti. Gün sonunda 25 bin insan ziyaret edecek diye planlıyoruz. Tabii ki daha fazla insanları buraya bekliyoruz. Şu anda bilen bilmeyen, duyan duymayan herkes geldi. Kendi araçlarıyla katılanlar var. Burası bir kulüp etkinliği, 4 kulüp etkinliği
şeklinde yaptık. Bireysel olarak katılanlar da var. Onlar da çok mutlu oldular ve kulüplere üye kaydı yaptık. Anadolu Oyuncak Müzesi olarak sürpriz, çocuklar için sürprizler hazırladık. Müzede çok farklı etkinlikler hazırladık. Dışarısıyla içerisiyle bir mutluluk paketi verdik halkımıza. Bu mutluluk paketini de ilerleyen zamanlarda sık sık tekrarlayacağız diyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Siz de çok renk kattınız. Yine bekliyoruz. Sanatsal'da bu hafta sizin için Kepez Belediyesi Dokuma Park'ta klasik otomobiller buluşmasındaydık. Haftaya tekrar görüşmek üzere.